Değerli milletvekilleri, madde üzerinde şahıslar adına söz talebi Sayın Özkan Yalım'ın. Buyurun Sayın Yalım. Değerli arkadaşlar, son konuşmamızdır. Sayın Yalım, lütfen bir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde konuşalım. Sayın Yalım, yeni bir tartışmaya yol açmayacak şekilde konuşacak. Tamam, teşekkürler. Evet, Sayın Başkan, değerli vatandaşlarımız, bu saatte bizi izleyen kalmadı ama televizyonlar kapandı. Belki internetten izleyenler olabilir. İlk önce herkese tekrar saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım. Şimdi teşekkür ederim. Evet, içinde bulunduğumuz süreçle alakalı gerçekten üzücü bir süreçten geçiyoruz. Çünkü bu hafta sonu ben virüsten dolayı maalesef yüzlü rakamları göreceğimizi gözlemleyebiliyorum. İnşallah bu rakamlar en kötü ihtimalle pazartesinden itibaren inişe doğru geçer diyorum. Böyle bir fikrimi de paylaşmak istedim. Çünkü istatistikler bunu gösteriyor. Umarım ben yaralarım diyorum. Şimdi ben tabii ki virüsle uğraşıyoruz. Önlemler alındı Sayın Cumhurbaşkanı. Birçok sektörde, özellikle tekrar saymayacağım isimleri, kafesinden kuaförüne, birçok berberine kadar birçok esnafın kepengini kapattırdı. Tabii ki burada çalışan vatandaşlarımız, gündelik kazanç sağlayan vatandaşlarımız bana ulaşıyorlar değerli milletvekili arkadaşlarım. Artık ceplerinde para kalmadı. İhtiyaçlarını göremiyorlar, erzak alamıyorlar. Gerçekten bu sadece Uşak'ta böyle oluyorsa, inanın Türkiye'nin 81 ilinde 970 ilçesinde 52 bin muhtarlıkta bu aynı şeyler geçerlidir. Onun için bir önlem almamız gerekiyor. Bakın, bu önlemlerle ben çok kısaca hemen 3 maddeyle acil önlemini sunmak istiyorum. Kapatılan tüm iş yerlerindeki çalışanların sigortalarına ve de en az asgari ücret seviyesinde birer maaş ödenmesi gerekmektedir. Bakın, tekrar ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki kapatılsın, kapattılar. Burada çalışan işçilerimizin, orada çalışan esnafımızın en azından her birine bir ay boyunca sigortalarıyla birer maaş vermemiz gerekiyor ki evlerine ekmek parası götürebilsinler. En azından çocuklarına şeyler yedirebilsinler. Diğer bir taraftan, bu işçilerine ait olan kredilerin, özellikle devlet bankalarıyla olan kredilerin faizsiz bir şekilde ötelenmeleri acilen gerekmektedir. Diğer bir zaruri gördüğüm üçüncü madde ise şu. Türkiye'de şu anda birçok vatandaşımız esnaf olsun veya işçi olsun çalışamamaktadır, evine para götürememektedir. Bu sebepten dolayı 4 kişilik bir ailenin kullanacak olduğu gaz, elektrik ve su bu süreç içerisinde ücretsiz devlet tarafından verilmelidir. Böylelikle bu süreci doğru bir şekilde atlatabiliriz. Ben buradan Sayın Bülent Turan'a sormak istiyorum. Kendisi de burada. Sayın Başkan, size şahit olun. Lütfen, bunu birçok vatandaşımız soruyor. Ben de size soracağım. Yerinizde değilsiniz ama divandasınız. Sayın Bülent Turan, işsizlik fonundaki 131 milyar yerinde mi değil mi? Bakın, tekrar söylüyorum. Tüm milletvekillerin önünde bizi izleyen ve de meclise şu anda kaydoluyor, tutanaklara geçiyor. Sayın Bülent Turan, tekrar yazılı sordum, bir daha sözlü soruyorum. İşsizlik fonundaki 131 milyar yerinde duruyor mu, durmuyor mu? Bunu sizden muhakkak cevap bekliyorum. Bu kesinlikle işsizlerimizin, şu anda işsiz kalan vatandaşlarımızın acil imdat freni dediğimiz kötü günler için kullanma için biriken paradır. Bu paranın yerinde durup durmadığını, bu parayla yol mu yapıldı, otoban mı yapıldı, köprü mü, hastane mi yapıldı, bununla ilgili bu paranın yerinde durup durmadığını tekrar size üçüncü kez sözlü bir şekilde soruyorum. Diğer bir taraftan değerli vatandaşlarımız, şimdi çok değerli bir çalışma arkadaşlarım, bununla alakalı bakın. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 40 milyar dolar misafirlerimize, Suriyelilere harcadık dedi. Tamam, biz büyük bir devletiz. Komşumuzda olan savaştan dolayı aldık onları, baktık 40 milyar dolar para harcadık. Hatta dedi ki bir 40 milyar dolar daha harcarım. Bakın, 40 milyar dolar bugün 6,5 ile çarptığınızda tam 260 milyar TL yapıyor.
Türkiye'miz 83 milyon kişiden oluşmaktadır. 83 bin milyonu 3 binler çarptığınızda yaklaşık 252 milyar yapıyor. Yani bugün Suriyelilere harcanan 40 milyarla, hatta bir 40 da harcarız dediğiniz o parayla, 252 milyarla kişi başı, ister geliri olsun olmasın, ister işi olsun olmasın, kişi başı bugün İngiltere'deki gibi herkese 3'er bin TL ile 30 gün veya 21 günlük bir karantina sürecini kapsayacak olan bir süreçte herkesin kendi yaşam faaliyetlerini sürdürebilecek olan ve de bu olayı, bu virüsü kontrol altına alabilecek olduğumuz bir süreç geçecektir. Ama nerede? Paraları başka yerlere yedirdiniz. O 5 tane o şirkete yedirdiniz. O 5 tane şirkete Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim, Avrasya Tüneli vesaire vesaire. Şimdi bu köprülerden kimse geçmiyor. Sayın Yavuz, tamamlayın sözlerinizi. Ve de bunun kullanılmadığından dolayı da şimdi bu firmalara aynen geçiş verilen garantiden dolayı da ödemeler devam edecek. Bunun yanında ben bir geçmiş olsun dileğimi sunmak istiyorum. Kırklareli valisi ve de il sağlık müdürü de maalesef sonuçları pozitif çıkmış. Virüse yakalanmış, bunlara tekrar geçmiş olsun diyorum. Yalnız Balıkesir'de üzücü bir olay var. Sayın Bülent Turan, buna da özellikle görüşmenizi rica ediyorum. Aile ve sağlık aile hekimi bir doktorumuz Fevzi Turgut'u maalesef sağlık il müdürü Fevzi Yavuz Yılmaz 2 aylığına görevden alıyor Balıkesir'de. Neden alıyor biliyor musunuz? Sadece Cumhurbaşkanı vermiş olduğu esnek çalışma sistemine uyduğundan dolayı. Onun için buradan özellikle de Fevzi Yavuz Yılmaz'ı, İl Sağlık Müdürü ve de Balıkesir Valisi'ni bu doktorumuzun haklarının savunması yönünde tekrar uyarmak da istiyorum. Hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim sana. Evet değerli milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. Soru cevap işlemi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Turan. Açalım Sayın Turan. Başkan, kıymetli grup başkan belki söz alma diyor. Haklı, geç oldu. Ama yine aynı partinin konuşması adımı 4 defa vererek soru soruyor. Defa usul olarak vekillerimizin soru sorma yazılı özellikle usulü bakanlara ait. Bakanlara sorulması lazım. Ama biz çok sevdiğinden muhtemelen böyle bir tarz geliştirdi. Eyvallah. Sayın Başkan, esnek çalışma, kısa çalışma ödeneği gibi tüm işsizlik fonu uygulamalarına ilişkin ödemeler zaten işsizlik fonundan karşılanmakta. O para bugünler için var. O yüzden bu soruyu çok anlamlı bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Bir de onun dışında... Teşekkür ediyorum. Ben özelde girelim Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. İkinci maddeyi okutuyorum. Değerli milletvekilleri rica ediyorum lütfen. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Evet, madde üzerinde söz talebi yok. Madde önerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Üçüncü maddeyi okutuyorum. Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. Madde üzerinde söz talebi yok. Madde önerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Değerli milletvekilleri, teklifin tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylama 2 Nisan 2020 Perşembe gününe bırakılmıştır. 4. sıraya alınan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında sosyal güvenlik anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklif ve dışişleri komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. Komisyon yerinde komisyon raporu 51 sıra sayısı bastırılıp dağıtılmıştır. Teklifin tümü üzerinde söz talebi yok. Görüşmeler tamamlanmıştır. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Birinci maddeyi okutuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında sosyal güvenlik anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi. Madde 1.1. 9 Nisan 2018 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında sosyal güvenlik anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. Madde üzerinde söz talebi yok. Madde önerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İkinci maddeyi okutuyorum. Madde 2.1. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde üzerinde söz talebi yok. Madde önerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Üçüncü maddeyi okutuyorum. Madde 3. Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. Madde üzerinde söz talebi yok. Madde önerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teklifin tüm açık oylamaya tabidir. Açık oylama 2 Nisan 2020 Perşembe gününe bırakılmıştır.
Beşinci sırayı alınan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında ticari ve ekonomik işbirliği mutabakat zaptının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklif ve dışişleri komisyon raporunun görüşmelerine başlayacağız. Komisyon yerinde. Komisyon raporu 61 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Teklifin tümü üzerinde söz talebi yok. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Birinci madde yok diyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında ticari ve ekonomik işbirliği mutabakat zaptının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi. Madde 1.1. 2 Mart 2016 tarihinde Abuja'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında ticari ve ekonomik işbirliği mutabakat zaptının onaylanması uygun bulunmuştur. Madde üzerinde söz talebi yok. Madde önerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyorum. Madde 2. 1. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde üzerinde söz talebi yok. Madde önerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 3. madde yok diyorum. Madde 3. 1. Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. Madde üzerinde söz talebi yok. Madde önerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Değerli milletvekilleri, teklifin tüm açık oylamaya tabidir. Açık oylama 2 Nisan 2020 Perşembe gününe bırakılmıştır. 6. sıraya alınan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında asker eğitimi öğretim alanında işbirliği protokolünün onaylanmasına uygun bulunduğuna dair kanun teklif ve dışişleri komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. Komisyon yerinde. Komisyon raporu 63 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Teklifin tümü üzerinde söz isteyen yok. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Birinci madde yok diyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında askeri eğitim öğretim alanında işbirliği protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi. Madde 1.1. 26 Temmuz 2017 tarihinde Taşkent'te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında askeri eğitim öğretim alanında işbirliği protokolünün onaylanması uygun bulunmuştur. Madde üzerinde söz talebi yok. Madde önerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İkinci madde yok diyorum. Madde 2. 1. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Evet. Madde üzerinde söz talebi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Üçüncü madde yok diyorum. Madde 3. 1. Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. Madde üzerinde söz talebi yok. Madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teklifin tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylama 2 Nisan 2020 Perşembe gününe bırakılmıştır. 7. sıraya alınan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Hükümeti Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında askeri eğitim ve öğretim işbirliği anlaşmasına dair bir numaralı değişiklik protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklif ve dışişleri komisyon raporunun görüşmelerine başlayacağız. Komisyon yerinde. Teklifin tümü üzerinde söz talebi yok. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Birinci madde yok diyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında askeri eğitim ve öğretim işbirliği anlaşmasına dair bir numaralı değişiklik protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi. Madde 1.1. 12 Ekim 2011 tarihinde Dakka'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında askeri eğitim ve öğretim işbirliği anlaşmasına dair bir numaralı değişiklik protokolünün onaylanması uygun bulunmuştur. Evet, madde üzerinde söz talebi yok. Madde önerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyorum. Madde 2. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde üzerinde söz talebi yok. Madde önerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 3. madde yok diyorum. Madde 3. 1. Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. Madde üzerinde söz talebi yok. Madde önerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teklifin tüm açık oylamaya tabidir. Açık oylama 2 Nisan 2020 Perşembe gününe bırakılmıştır. 8. sıraya alınan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında gelir ve servet üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirme, önleme ve vergi kaçakçılığına engel olma anlaşmasını değiştiren protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. Komisyon yerinde. Teklifin tümü üzerinde söz talebi yok. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Birinci madde yok diyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında gelir ve serbest üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığına engel olma anlaşmasını değiştiren protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi.
Madde 1.1. 9 Ekim 2017 tarihinde Kiev'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında gelir ve servet üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığına engel olma anlaşmasını değiştiren protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. Madde üzerinde söz talebi yok. Maddeyi önerinize sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. İkinci maddeyi okutuyorum. Madde 2.1 bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde üzerinde söz talebi yok. Madde önerinize sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Üçüncü maddeyi okutuyorum. Madde 3.1 bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. Madde üzerinde söz talebi yok. Madde önerinize sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Teklifin tüm açık oylamaya tabidir. Açık oylama 2 Nisan 2020 Perşembe gününe bırakılmıştır. 9. sıraya alınan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü arasında insani ve sağlık acil durumlarda hazırlık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi'nin İstanbul Türkiye'de kurulmasına ilişkin ev sahibi ülke anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. Komisyon yerinde komisyon raporu 78 sıra sayısıyla bastırıp dağıtılmıştır. Teklifin tümü üzerinde söz talebi yok. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Birinci maddeyi okutuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü arasında insani ve sağlık acil durumlarına hazırlılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi'nin İstanbul Türkiye'de kurulmasına ilişkin ev sahibi ülke anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi. Madde 1.1. 2 Mayıs 2017 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü arasında insani ve sağlık acil durumlarına hazırlılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi'nin İstanbul Türkiye'de kurulmasına ilişkin ev sahibi ülke anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. Evet, madde üzerinde söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. İkinci maddeyi okutuyorum. Madde 2.1 bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde üzerinde söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Üçüncü madde yok. Madde 3.1 bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. Madde üzerinde söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Teklifin tüm açık oylamaya tabidir. Açık oylama 2 Nisan 2020 Perşembe gününe bırakılmıştır. 10. sıraya alınan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Uluslararası Komine Yük Taşımacılığı Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. Komisyon yerinde komisyon raporu 80 sırasıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Teklifin tümü üzerinde söz talebi yoktur. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Birinci madde okutuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi. Madde 1.1. 25 Ekim 2017 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması'nın onaylanması uygun bulunmuştur. Madde üzerinde söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. İkinci maddeyi okutuyorum. Madde 2.1 bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde üzerinde söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Üçüncü maddeyi okutuyorum. Madde 3.1 bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. Madde üzerinde söz talebi yok. Madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Teklifin tüm açık oylamaya tabidir. Açık oylama 2 Nisan 2020 Perşembe gününe bırakılmıştır. Evet, 11. sıraya alınan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın uluslararası demiryolu taşımalarına ilişkin sözleşme hakkında kısmi revizyon onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ve Dışişleri Komisyonu raporunun görüşmelerine başlayacağız. Komisyon yerinde komisyon raporu 81 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Teklifin tümü üzerinde söz isteyen yok. Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Birinci maddeyi okutuyorum. Uluslararası demiryolu taşımalarına ilişkin sözleşme kotif hakkında kısmi revizyonun onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi. Madde 1.1. Demiryolu ile uluslararası taşımalara ilişkin hükümetler arası örgütün OTIF 29-30 Eylül 2015 tarihlerinde düzenlenen 12. Genel Kurulu'nda kabul edilen uluslararası demiryolu taşımalarına ilişkin sözleşme kotif hakkında kısmi revizyonun onaylanması uygun bulunmuştur. Evet,
Madde üzerinde söz talebi yok. Madde önerilerinize sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. İkinci madde okutuyorum. Madde 2.1 bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde üzerinde söz talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Üçüncü madde okutuyorum. Madde 3.1 bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. Madde üzerinde söz talebi yok. Madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Değerli milletvekilleri, teklifin tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylama 2 Nisan 2020 Perşembe gününe bırakılmıştır. Birleşime 1 dakika ara veriyorum. Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 75. birleşiminin 5. oturumunu açıyorum. 12. sıraya alınan 85 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine başlayacağız. Komisyon yok, ertelenmiştir. Bundan sonra da komisyon bulunmayacağı anlaşıldığından alınan karar gereğince kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 1 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.